Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe teklifi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı'nın esnafı koruması, rekabeti sağlaması, ihracatı artırması, üretimi ve üretici desteklemesi gerekir. Peki Ticaret Bakanlığı 2021 yılında 7 milyar liraya yaklaşan bütçesiyle ne yaptı? Yandaş şirketler 3'er 5'er kamu ihalesi alırken rekabeti korumak yerine bu duruma seyirci kaldı. İhracatı artırmak yerine ithalatı destekledi. İthalat öyle bir noktaya geldi ki buğdayın keşfedildiği Anadolu topraklarından değil yurt dışından ithal gelmeye başladı. Küçük esnaf kan alıyor, şehirlerin kalbini, kültürünü oluşturan caddelerde dükkanlar ya kiralık ya da satlık. Memleketim Adana'nın en işlek caddesi Hali Bey ne yazık ki bu durumda. Bu caddeler tam 40 yıldır Adana'da Gazipaşa, Atatürk Caddesi, Ziyapaşa. Maalesef geldiği durum bu. Esnaflar ya can çekişiyor ya dükkanlarını satlık ya da kiralık yapıyorlar. Her ay on binlerce iflas ediyor. Bu durum Ticaret Bakanlığı'nın seyirci kalmaması lazım. KOBİ'lerin borçlarına erteleme gelmeli. Esnafların ticarete devam edebilmesi için bakanlık eliyle karşılıksız ve geri ödemesiz destekleme sağlanmalı diye defalarca uyardık. Ticaret Bakanlığı oralı bile olmadı. Meğer bakanlık kendi ticaretiyle uğraşıyormuş. Kendi şirketlerinden yine kendi bakanı olduğu bakanlığa dezenfektan satanların kurdukları ticari ilişkiyi AKP iktidarıyla bu ülke gördü maalesef. Değerli milletvekilleri, bu fotoğraflar ne yazık ki AKP iktidarının Ticaret Bakanlığı'nın bütçe anlayışının özetlemesidir. Yıllarca çalıştırdıkları dükkanları iflas ettiği için, ticari hayatları sona erdiği için, evine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götüremediği için intihar eden onlarca esnafımızın durumu maalesef. Bunların vebali de AKP iktidarının sırtındadır. Ticaret Bakanlığı'nın Sayıştay raporlarına baktığımız zaman da ne yazık ki birçok usulsüzlük tespit edildiğini görüyoruz. Kamu ihale kanunun ihlal edildiğini, 5 ihalenin yandaş şirketlere usulsüzce verilerek tam 3 milyon 137 bin lira ödendiğini, ihracatçılar mecliste hesabından 45 milyon lira harcandığını, bu harcamanın da bakanlık hesabında olmadığını, sadece konaklama giderine 1 milyon 380 bin lira ödendiğini, bakanlık makamının mal ve hizmet alımları için 3 milyon 760 bin lira ödendiğini, bütün bu harcamaların usulsüz olduğu Sayıştay raporlarında tespit edilmiş durumdadır. Değerli milletvekilleri, iktidar ihracatımız artıyor. Dövizin yükselmesi önemli değil. Ekonomi şahlanıyor. TÜİK rakamlarına göre büyüyoruz diyor. Oysa hepsi yalan. TÜİK'in de sayın sanayinin sözcüsü olduğunu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti sonrası tüm Türkiye görmüştür. Enflasyonu düşürdük. Gelişmişlik seviyesi yüksek. Ticareti artan tablolara gösteren TÜİK'in açıkladığı hiçbir verinin inandırıcılığı kalmamıştır. Onun için Sayın Bakan artık ticaret verilerini açıklarken lütfen TÜİK'i referans göstermeyin. Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yıl için 8,5 milyar lirayı bulan bütçesinden hiç faydalı bir şey yok mu dersek maalesef yok. Ne yazık ki cevabını vermek zorundayız. Tabii bu durum saray müteahhidiyseniz, iktidar yandaşıysanız daha farklı oluyor. Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bakanlığa ayrılan bütçenin 6,5 milyar lirasını ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için harcayacaklarını söylemişti. Buradan soruyorum. Siftah yapamadığı için intihar eden esnaflarımız için ne yapılacak? Ticaret durma noktasına gelen KOBİ'lere hangi destek sağlanacak? Borcunu ödeyemeyen üreticiye hangi kolaylıklar sağlanacak? Yoksa ticaret yine saray ve çevresinin istediği gibi mi şekillenecek? Hep beraber göreceğiz. AKP iktidarının ülkemizi sürüklediği ekonomik krizden en çok ticaretle uğraşan kesim etkilenmektedir. Öyle ki birçok sektör ne yapacağını şaşırmış durumda. Ticaretini askıya almış, piyasaların normale dönmesini bekliyor. Türkiye'de o kadar güvensiz bir ortam yaratıldı ki ekonominin kitabını yazdığını ifade edenler ne zaman konuşmaya başlasa ülke olarak daha da fakirleşiyoruz. Ne Türkiye ne de milletimiz bu basiretsiz yönetimi hak etmiyor. Değerli milletvekilleri, meclise sunulduğu günden bugüne yükselen döviz kuru nedeniyle 45 milyar lirası eriyip giden bu bütçe halkın değil saray ve yandaşlarının bütçesidir. Ucuzluğu ile meşhur zincir marketlerde dahi zam üstüne zaman geldiği 3. dünya ülkelerinde olduğu gibi
Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim başkanım. Her köşe başında fakirlik gruplarının oluştuğu, taneyle zeytinin, bardakla yağın, yarım simidin satılmaya başlandığı, öğretmenlerin atanmadığı, çiftçinin ekemediği, asgari ücretlerin açlığa terk edildiği, emeklinin, EYT'linin, memurun derdine sırt çevrildiği bu düzeni yaratan AKP iktidarının yaptığı son bütçe olmasını diliyor. Sarayların değil, sokakların talebine cevap verip derhal seçim karar almasını gerektiğini hatırlatıyor. Rantın ve talanın bütçesine aidir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.